Ben bir tane soru gördüm. Ona bir kısa cevap vermek istiyorum. Arkadaşımız Türkiye neye yatırım yapmalı diye sormuş. Çok güzel bir soru ve çok kısa bir cevap var. Türkiye sadece ve sadece şu andan itibaren önce temel eğitimine, bütün işini gücünü bırakıp temel eğitimine, sonra da temel bilimlere yatırım yap. Temel fıkrası gibi oldu ama temel eğitim ve temel bilimler. Temel bilimleri olmayan bir ülke hiçbir şekilde bilgi üretemez. Ama temel eğitimi doğru dürüst olmayan bir ülkede ne bilim anlaşılır ne mühendislik anlaşılır. Şu anda sevgili dostlar, yani bak biz bizeyiz. Aramızda yabancı yok. Türkçe konuşuyoruz. Kanada'dan da bizi izleyen varsa Türkçe olarak izliyor. O yüzden eğri oturalım, doğru konuşalım arkadaşlar. Şu anda eğri oturdum ama doğru konuşacağım. Entelektüel düzey bağlamında berbat vaziyetteyiz. Ülke cehalet batağında yuvarlanıyor ve bu 10-15 senelik mevzu değil arkadaşlar. Son 80 ila 100 yıldır vaziyetimiz budur. Fakat son 10 senedir özellikle hiçbir bahanesi olmayan bir suçluluk duygusu hissetmemiz lazım. O da şu ki internetin, dijital medyanın bu kadar yoğun olduğu bir zamanda hala cahil kalmayı becerecek kadar alışkanlık kesbetmiş durumdayız. Hazal yabancı değil. Bak Hazal daha kaç sene evveline kadar benim öğrencimdi. Kendisi de bilir. Üniversite okuyan şu anda herkes bilir. Üniversite öğrencilerinin %1'inden bile alim olma niyetli adam çıkmıyor. Diploma alıp gideceğim, maaşlı bir mesleğe kapak atacağım. Ben şey olacağım, efendim işte geleceğimi garantiye alacağım. O yüzden tıp okuyacağım, hukuk okuyacağım, X mühendisliği okuyacağım, neyse ne. Kafamız bu yönde gidiyor. Arkadaşlar gemi batıyor, haberiniz olsun. Türkiye bu meraksızlık, bu derinliksizlik, bu cehalet nedeniyle batıyor, gözünüzü seveyim. Şimdi ben ne yapayım diyeceksiniz. Bak ben ne yapıyorum? Lafla peynir gemisi yürüyor. Senelerdir konuşuyorum. Çünkü ben bunu yapabiliyorum. Hepimiz bir şey yapıyoruz ama bunları yapmadan önce büyük bir ihtiyacımız var. Bakın bir gün size bu evi gezdireceğim. Burası benim evim. Her yer ardiye gibi kitap dolu. %90'ı okunmamış kitap. Ama okunması gereken kitaplar. Ağzım bu kadar laf yapıyor diye bir şey biliyor değilim. Öğrenmek için konuşan ve çalışan bir adamım. Ben bu ülkede çok kötü örneklerden biriyim. Lütfen, lütfen daha çok okuyun, daha çok sorun, daha çok sordurun. Hele ki çocuklarımızın dijital teknoloji önünde çürüyen merakları, oyunlarla çarçur edilen zamanları, YouTube içerikleriyle çalınan ilgileri, gözünüzü seveyim bir daha ele geçmeyecek bir şey kaybediyoruz. Ve bu devirde bilgisizlik daha affedilmez bir felaket. Maalesef ülke berbat vaziyette. Dünya genelinde korkunç durundayız. Biz burada açık beyin ve siz takipçiler olarak mutlu bir azınlık takılıyoruz öyle entel dantel konuşuyoruz bir şeylerden keyfimize göre bahsediyoruz ama etrafımız fena vaziyette. Bulunduğumuz gemi gerçekten batıyor ve bu geminin batma sebebi bir temel eğitimimiz rezalet, üniversitemiz yok. Bildiğiniz yok. Üniversitede alim yok. Üniversitede ilim öğrenme, bilge olma niyetiyle gelen insan neredeyse kalmadı. Silkinip kendimize gelelim, etrafımızı uyaralım. Umut var çünkü bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeter. Lütfen uyanıp etrafımıza ne parada ne pulda ne ağır sanayide ne silahta ne sihada ne bilmem ne de gelecek var. Bunlar ancak bilime ve eğitime yatırım yapıyorsanız gelecekte size bonus olarak gelecek şeyler. Bugün Türkiye mesela büyük askeri başarılara gerçekten imza atıyor. Zamanında iyi eğittiğimiz birkaç tane mühendisimiz ve güzel kurulmuş birkaç sistem sayesinde böyle başarılar yakalayabiliriz ama sistematik değiliz. Ve bilim olmadığı zaman bunlar sürdürülebilir değil. Yeni bir cep telefonu alınca abi herifler ne biçim yapmış ya mertebesinden ileri geçemeyeceğiz bir süre sonra. Lütfen yalvarıyorum çocuklarımıza özen gösterelim. Sorularına cevap vermeyelim. Cevabı nasıl bulacaklarını öğretelim. Yani biz de onlarla beraber arayalım. Merakı fiştikleyelim ama en önemlisi burada muhtemelen anne babalar ve potansiyel anne babalar var. Bizi izleyen yaş grubu öyle gibi gözüküyor. Çocuğumun geleceği garanti altında olsun, istikbali garanti olsun diye. Garantili mesleklerinize çocuğunuzu gönderdiğiniz için 20 liraya, 30 liraya, 50 liraya soğan, sarımsak, domates bilmem ne alıyorsunuz. O yüzden ülkenizde bitki üretememeye başladınız. Ziraat mühendisiyle tohum teknolojisi çalışamayacağınızı öğreneceksiniz. Öğreniyoruz maalesef acı tecrübelerle. Temel bilimcisi, matematik, fizik, kimya, biyoloji olmadan nanoteknolojiniz, tohumunuz, uzay teknolojiniz olamaz, olmayacak. Sağlıkta dışarı bağımlı olmaya devam edeceğiz. Gözünüzü seveyim.
Acık cesaret. Yakında açıyoruz Temel Bilimler Üniversitesi'ni. Zaten ama ilk yüzden burslu öğrenci alacağız, onu söyleyeyim. Ve oradaki çocuklarımız inşallah bambaşka bir Türkiye kurmak için başlangıç tohumlarını oluşturacaklar. Siz de yalvarıyorum. Türkiye'nin en önemli sorunu, bana katılmayabilirsiniz ama katılmayacağınızı zannetmiyorum. Biraz düşünürseniz en önemli sorunumuz merak etmiyoruz ve bilme eylemi içerisinde değiliz. Çünkü her şeyi biliyoruz. Her şeyi biliyoruz biz. Büyüklerimiz cevap vermiş. Lütfen gözünüzü seveyim. Türkiye'nin en çok temel eğitime ve temel bilimlere yatırım yapması lazım. Bu çok temel bir konu diyerek. Sevgili Hazal'a tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Benim gene akşam akşam bir motivasyon balkon konuşması yapasım geldi. Muhtemelen Star Wars tişörtü giydiğim içindir. Müziğini güzel yaptın mı?